Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, inşallah namazı terk edenlerin, hatta cemaati terk edenlerin başına gelecek sıkıntılarla alakalı birkaç hadis-i şerif okuyacağız. İnşallah can kulağıyla dinleyin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tehdit içeren hadislerin farkına varalım ki namazı terk etmeyi bilken haşa ve kella cemaati terk edenin başına gelecek sıkıntıları bir dinleyin. Allah için ikaz ediyoruz. Sizden özellikle rica ediyorum, bu sohbeti namaz kılmayanlara anlatın. Hatta namazı evde kılanlara özellikle anlatın. Paylaşalım. Çünkü hadisleri duyduğunuz zaman siz de şaşıracaksınız. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim ezan sesini işitir, hiçbir özrü olmadığı halde cemaate gitmezse, yani olduğu yerde kılarsa, bak evde kılarsa, bak bu ezanı duydu, camiye gitmek için hiçbir manisi yok. Ayağı sakat değil, topal değil, kör değil, sağır değil, anladınız yani. Herhangi bir sıkıntısı yok, hasta değil, bir şey değil, korona değil, hiçbir sıkıntısı yok. Sapasağlam adam. Cemaate gitmiyor. Bak evde kılıyor ha, namazda kılmamazlık da yapmıyor. Evde kılarsa, kıldığı namaz kabul olunmaz. Hadise bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namazı kabul olmuyor. Evde kılanın. Buradaki ehli sünnete göre tabii ki de şartlar var. Hani namazı borçtan düşüyor. Kabul olunmuyorktan maksat şu, borçtan düşüyor. Hani sevap olarak bir şey yok. Evet. Sahabiler sordu. Özürden maksat nedir ya Resulullah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Korku ve hastalıktır. Bak az önce saydıklarımız. Olur, düşman korkusu olur. Adam mesela düşmanı vardır kardeşim ya da bir savaş halidir, bir sıkıntı olur, Allah muhafaza. Adam dışarı çıkamıyordur. Dışarı çıkacak olsa mesela adamın kanlısı olur, bir şey olur, bir problem olur, düşmanı olur. Eyvallah. Onun haricinde hastalık işte. Ne bileyim, ayağı, kolu, bacağı, gözü, kulağı, herhangi bir sıkıntısı olur, rahatsızlık olur. Bu adam için de geçerli. Bu ikisi hariç. Geri kalan hiçbir ama hiçbir zaruret yok. Bakın, o kadar önemli mesele. Namazın kabul olmamasından maksat şudur. Namazın mükafatı yok. O namazdan mükafat alamıyor. Bak bir adam ya, namaz kılmıyor değil, namaz kılıyor. Namaz kıldığı halde namazı kabul olmayan adam. Evet. Namaz kıldığı halde namazı kabul olmuyor. Sadece borçtan düşüyor. Bak borçtan düşüyor. Hadis-i şerif kardeşim. Ebu Davud, İbn Hibban kaynakları da veriyoruz. Bak daha bu başlangıç hadisi. Diğer hadise bakın. Muaz bin Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın namaza çağıran davetçisinin, yani müezzinin sesini duyan, yani kim ki ezan sesini duyarsa ve o namaza gitmeyenin o hareketi baştan başa zulümdür, küfürdür ve münafıklıktır. Aman yarabbim. Bak ezanı duyduğu halde namaza gitmeyen adam hem zalimdir, hem küfüre girer, hem de münafıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisteki tehdidine bakar mısınız? Adam camiye gitmiyor ya. Evinde kılıyor bu adam. Bak cami şeyin, az önce dedik sohbetin başına. Bu adam namaz kılmayan bir adam değil. Bu adam namaz kılan bir adam. Namaz kıldığı halde düştüğü ahvallere bak. Küfür, münafıklık, zulüm, ne ararsan var. Aman ya Rabbi, çok büyük bir sıkıntıdır bu. Kıymetli kardeşlerim, her zaman diyoruz cami, cemaat, cami, cemaat, cami, cemaat. Allahu Ekber. Bak, üçüncü hadisi de okuyalım inşallah. Bu bölümü kapatacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İçimden geçiyor ki birkaç gence çokça odun getirip yığmalarını emredeyim. Sonra da gidip mazeretsiz olarak evlerinde namaz kılanların evini yakayım. Hadisi şöyle anlayacağınız tabiri de söyleyelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki eğer bir kişi namaz kılmıyorsa, yani camiye cemaate gelmiyorsa, bak bir daha söylüyorum, camiye cemaate gelmiyorsa onun diyor evini odunla, etrafını odunla doldurup onun evini ateşe yakasın geliyor. Niye? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ömrü boyunca hiçbir canlıya eliyle vurmamış olan biz ümmeti cehenneme girmesin diye kendini perişan eden bir peygamber aleyhissalatü vesselam neden bunu söylüyor? O kişi kendi elleriyle zaten kendini ateşe atıyor. Evet, namazı camide cemaatsiz, bak camide kılmayan, cemaatsiz kılan adam kendini resmen odunla ateşe atıyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugüne kadar kime böyle bir şey yapmış? Haşa ve kella, olamaz. Lakin bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer o kişi namazı evde tek başına kılıyorsa ben diyor onun evine ateşe veresim geliyor diyor ya. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar namaz kılmaktan ayaşan bir peygamber, sırf biz ümmeti cehenneme girmesin diye sabahlara kadar ağlayan bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ama ne diyor? Kim ki diyor namazını evde kılarsa, cemaatsiz kılarsa onun evini yakasın geliyor. Diğer hadis-i şerifte ne diyor? Münafıklık, küfür, zulüm. Öbür hadis-i şerifte ne diyor? Tehdit. Ya sadece cemaatsiz kılan ya. Allahu Ekber. Bugün Müslüman namaz kılmıyor. Namaz kıldılar da namazı kabul olmuyor. 50 defa söylüyoruz. Erkekler için geçerli. Hanımlar, bak bir daha söylüyorum. Hanımlar diyor ki bize deme. Hayır, bu erkekler için geçerli. Hanımlar da, erkek nasıl camide cemaatle sevap alıyorsa, hanımlar da aynı şekilde evde kıldığı zaman aynı sevabı alıyor. Kıymetli kardeşlerim bak bunu unutmayın. Erkek dediğin camide cemaatle kılacak. Hani bir söz var ya, erkek sen gel. Evet, ben de diyorum ki erkek sen camiye gel kardeşim. Erkek sen camiye geleceksin. Ya şimdi çok iş var da kardeşim, ya işte buraları topla. Ya arkadaşım, Allah Celle Celal çağırıyor ya. Allah Celle Celal çağırıyor. Senin 40 tane bahanen var. Evet, sen pazar günü evde yatıyorsun, dinleniyorsun diyelim, tamam. Patron sana telefon açtı, çabuk dükkana gel. Ne oldu? İş var. Ne yapıyorsun? Hemen evindeki işini gücünü, kahvaltı sofrasından kalkıyorsun. Diyorsun ki benim gitmem lazım hanım. Ne oldu? Patron mu çağırıyor? Niye? Gitmezsem kovar. Allah Celle Celle seni camiye, cemaate, namaza çağırıyor. Sen gitmiyorsun. Bir daha söylüyorum. Hanımlar evde kılacak. Erkekler camide cemaatle ne kadar sevap oluyorsa, hanımlar da, bak hanımlar da evde kıldığı zaman o kadar çok aynı derecede sevap alır. Ama evde kıldığı zaman bir erkek hiçbir sevap alamıyor. Sadece borcundan düşüyor. Bakın bunu üzerine basa basa bir daha söylüyorum. Evde 1 derece, camide 27 derece erkekler için. Hanımlar için de evde 27 derece, camide 1 derece. Kıymetli kardeşlerim, her zaman üzerinden basa basa söylüyoruz. Bak kaynaklar Ebu Davud İbni Hibban, Ahmed İbni Hanbel Taberani, Müslim Ebu Davud. Kaynaklara bak ya. En büyük kaynaklar. Kıymetli kardeşlerim, lütfen ama lütfen Allah için uyarıyoruz, Allah için ikaz ediyoruz. Bizleri dinleyin, biz sizi Allah için ikaz ediyoruz, Allah için uyarıyoruz ki kimse cehenneme gitmesin, herkes cennete gitsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.